Olay.com.tr'den herkese mutlu günler. Finale hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Bursaspor'un gündemini değerlendireceğiz. Yeşil Beyazlılar TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-0 mağlup oldu. Tabii ki burada asıl mesele olan tabii ki maçın sonucu değil. Karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar, ne yazık ki istenmeyen görüntüler meydana geldi. Diyarbakır'da bu olayların detaylarını Olay Medya Spor yazarı Erdal Akça ile birlikte konuşacağız. Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? İyi misin? İyi diyelim. Ama tabii ki Bursaspor'un Diyarbakır'da maruz kaldığı o şiddeti de buradan kınıyorum. Evet. Artık Bursa'ya ve Türk Spor'una yapılan bir darbe olarak görüyorum ben bunu. Bu Diyarbakır'da bir grup bölücü diyeceğim artık bunlara. Hatlerini bir kez daha aştılar. Ve gencecik çocuklara saldırmaktan da geri durmadılar. Yani spor bu değil. Futbol bu değil. Zaten Bursaspor sahada futbolda oynayamadı. Çünkü oynatılmadı. Tekme, tokat, her şey var. Yerde yatan oyuncunun üzerine basmalar, tekme atmalar, küfürler. Oynatılmadı ve bu Türkiye'ye izletilemedi de. Öyle bir yani yerlerden maça ulaşmaya çalıştık ki. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir durum gerçekten. Önce bir öz eleştiri yapalım. Bursa kenti ne yazık ki Bursaspor'u yalnız bırakmıştır. Bu deplasmanda bütün kentin ileri gelenleri, bu kenti yönetenler keşke takımın yanında olabilselerdi, dik durabilselerdi ama ne yazık ki onlar da görmedim, hiç, duymadım. Hiç kimsenin olmaması yani çok enteresan. Uygulamaları gerçekten Bursaspor'un sahipsizliğinin de bir göstergesi oldu. Sadece bir grup Bursaspor taraftarı vardı. Maç öncesinde otel çıkışında takıma moral veren o kadar. Yani Bursaspor bu değil. 60. yıl dönümüne doğru yaklaşan kulübün bu kadar sahipsiz bırakılması, kentin sırtını dönmesi yakışmıyor. Bu kent birçok şeyi Bursaspor sayesinde elde etmiştir. Bu kenti yönetenler Bursaspor kaşkoluyla, flamasıyla gezerek hava atmıştır ama ne yazık ki böylesine bir önemli deplasmanda takımı yalnız bırakmışlardır. Yani alkı alır gibi değil. Gencecik çocuklarla ikincilikte varoluş mücadelesi veriyorsunuz. Şehrinizde gereken değeri göremiyorsunuz. Diyarbakır deplasmanına gidiyorsunuz. Sizi hedef tahtasına oturtmuş Ahmet Sportif'in yandaşları diyelim. Tribünler maç öncesinde daha otel dışında, stadyuma girişte, stadyum içinde, stadyum maç sonunda yapmadıklarını bırakmıyor. Ve bütün Türkiye bunu izleyemiyor da. Neden? Çünkü ev sahibi kulübün dayatmasıyla maç yayını birden kaldırılıyor. Ya abi bu da çok ilginç ya. Maç öncesine gidelim ama TFF'yi devreye sokuyorsunuz. Olacak deniyor, burada, olmuyor. Yani çok enteresan durumlar. Burada Futbol Federasyonu'nu ben birinci suçlu olarak görüyorum. Bir kere daha sezon başında yani Bursaspor açısından bir sıkıntı yok ama Ahmet Sportif Bursaspor'la aynı grupta olmak istemiyor. Federasyon bunu bir kere göz yumuyor. Bu birincisi. İkincisi ikinci lig, üçüncü lig için naklen yayın ihalesi yapıyorsunuz. Haftalardır. Bunun sonucu açıklanmıyor. Yani. Böylece kulüplerin keyfine bırakıyorsunuz yayını ve her türlü illegal harekete izin veriyorsunuz. Göz yumuyorsunuz. Sahaya gönderdiniz. Maçı yönetmesi için gönderdiniz. Hakemlikten bir haber. O atmosferi kaldırabilecek bir isim olmadığını daha maçtan önce gösterdi. Çünkü Bursaspor futbol takımı oyuncuları ısınmaya dahi çıkamıyor. Burada yenilgiye herhangi bir kılıf aramak söz konusu değil. Yani Bursaspor'un bu genç kadrosuyla 16-17 yaşındaki çocuklarla gidip deplasmanda zaten bu üçüncü deplasmanıydı. Üçünü de kaybetti. Yani kazanıp kaybetmek önemli değil. Ama orada maruz kaldığı muamele o çok önemli. Yani siz
gencecik çocuklara her türlü şiddeti uyguluyorsunuz. Ne güvenlik güçleri gereken önlemleri alabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? 3 sıra kalkan var. Polis kalkanı, ona rağmen takım soyunma odasına dahi zor geliyor. Daha sahaya çıkıyorlar, sahayı kontrol edemiyorlar. İçeri girecekler soyunmak için. Oraya bile zor geliyor. Maç içinde yedek oyuncular sağ kenarında ısınamıyor. Fotoğraflara da yansıdı. Ne oluyor? Bursa Spor'lu oyuncular kalkanla, polis kalkanlarının altında ve saha içerisinde. Düşünebiliyor musun? Oyun alanının içerisinde futbolcular var. Bu maçın oynanmaması lazım. Ama ya normal yürekli bir hakem olsa zaten. Ne burada Futbol Federasyonu'nun temsilcisi ne de hakemler o yüreği gösteremedi. Ama Futbol Federasyonu da demek ki bunu istedi. Bu çıkıyor ortaya. Çünkü siz Türkiye'nin gündemine girmiş bir maçı ve günler öncesinden belli bir uyarılmasına rağmen ve Diyarbakır cephesinden özellikle Ahmet taraftarının her türlü eyyamcılığına, her türlü şiddetin gösterileceğine dair paylaşımlarına rağmen siz oraya çok pısırık bir hakem gönderiyorsunuz. Hiçbir güvenlik önlemi aldırmıyorsunuz doğru düzgün. Maç yayınını koyup TRT'ye ardından kaldırmasına göz yumuyorsunuz. Tamamen teslim oluyorsunuz. Kime karşı? Bursa Spor'a karşı bir teslimiyet söz konusu burada. Mağdur ediyorsunuz Bursa Spor'u. Sadece Bursa Spor değil, Türk futbolunu da orada mağdur ettiniz aslında. Çünkü Bursa Spor oraya savaşmaya, kavgaya gitmedi. Gencecik çocuklar çıkıp yeni Diyarbakır Stadyumu'nda şartlar ne olursa olsun futbolunu oynayıp dönecekti. Ama siz takımı sahaya çıkarmamak için her şey yapılmasına göz yumdunuz. Yani burada Futbol Federasyonu sınıfta kalmıştır. Hakemler sınıfta kalmıştır. Güvenlik güçlerinin önlemleri çok yetersiz kalmıştır. Bu bir gerçek. Yani önlem alınmış mıdır? Alınmıştır ama yani gerçek önlem alınsa bunların hiçbiri olmaz. Çünkü neden? Bursa'dan biliyoruz. Bursa'da buradaki o kadar maç oynandı. Bursa'da milli maç oynanıyor. Yani siz Azerbaycan bayraklarını bile stada sokturmuyorsunuz zamanında. Ya da başka bir maç diyelim. Ayakkabıların içine kadar aramalar yapılıyor. Ama ne yazık ki Diyarbakır'daki stadyumda binlerce taş, sopa, bıçak, kasatura ne ararsan sahaya atılabiliyor. Paçavralar, bölücü örgütlerin flamaları, bilmem neler, bayrakları tribünlerde açılabiliyor. Yani demek bir, ki siz, değil, bir değil, iki değil siz yani. Siz burada bu başka bir gereken şey. Önlemi almamışsınız. Yani sınıfta kaldı. Emniyet de sınıfta kalmıştır. Yani işte 6 kişi sosyal medya deki paylaşımlarından sonra gözaltına alınıyor. Ama bırakılıyor. Bugün de serbest bırakıyor. Normal. Onda olacağı bu yani. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yani ne oldu? Burada gencecik çocukların psikolojisine olan oldu. 16-17 yaşındaki çocukları zırhlı araçlarla stadyuma götürdünüz. O şiddete, fiziksel şiddete maruz bıraktınız. Ve maçtan sonra aynı korkuyu, endişeyi yaşatarak havaalanına göndererek Bursa'ya paketlediniz. Ya abi yani şöyle bir şey var. Akıl alır gibi değil yani. Yani Yunanistan'a gitseniz milli maça orada bile böyle şeyler olması mümkün değilken evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Bursa Spor bir yere maç yapmaya 3 tane zırhlı araçla gidiyor yani. Bu inanılmaz bir olay aslında. Hani sadece Bursa Spor özelinde değil, hangi takım olursa olsun bu böyle bir takım Türkiye Ligi maçında sınırlar içerisinde devletin başka bir yere zırhlı araçla gidiyorsa yani burada gerçekten düşünülmesi gereken çok şey var diye düşünüyorum. Ya bu bağlamda dün Ömer Furkan Banaz da Bursa Spor Başkanı açıklamalarda bulundu. Neden sahadan çekilmedikleriyle alakalı da bilgiler verdi. Çekilsek önümüzdeki süreçte Bursa Spor daha zorlu şeylerle karşılaşabilirdi diye ifadeler burada, kullandı. Sen ne söylersin abi? Burada Futbol Federasyonu'nu tek suçlu buluyorum ben. Bu maçın oynanması için gerekli şartlar oluşmamıştır. Bu maçı oynatmayacak olan federasyon ve temsilcisidir. Ancak onda da yürek yok işte. Asıl mesele bu. Bursa Spor o kadar yolu gitmiş, her türlü zorluğa rağmen sahaya çıkmışsa neden sahadan çekilsin ki? Zaten mağdur olan Bursa Spor. İkinci bir mağduriyeti neden yaşasın bu kulüp? Tamam, çekilelim. Ne olacak sonra? İşte sonrası daha da biraz kaos hakim çünkü olabilir tabii ki. Yalnız bırakılmış bir Bursa Spor var zaten. Diyarbakır'a tek yalnız gönderilmiş, orada yeterince korunamamış. Bir de sahadan çekil. Ne olacak o zaman? Biz bunu 2010 yılında iliklerimize kadar yaşadık. Yine Diyarbakır Spor deplasmanı. Yani ölümden döndük bütün kafile.
futbolcusuyla, yöneticisiyle, basın mensuplarıyla ölümden döndük orada. O vahşeti o zaman da yaşadık ama aradan 12 yıl geçiyor. Hala birileri ders alıp gereken önlemi alamaması kafalarda soru işareti yapıyor. Yani o zaman eğer siz o şartları sağlayamıyorsanız bu maçı orada oynatmayacaksınız. Bu kadar basit yani. Neden Bursaspor'u iki defa mı mağdur edeceksiniz? Yani oraya çıkar mısınız o şartlara? Çık sahaya maç oyna diyorsunuz. Her türlü iğrençlikler yaşanıyor. Sonra diyorsunuz ki Bursaspor sahadan niye çekilmedi? Yani sahadan çekilmesi gereken Bursaspor değil ki. Sahadan çekilmesi gereken hakemlerdir burada. Bu şartlarda ben maç yönetmiyorum diyebilecek yürekte hakem de lazım. Ya abi, siz bunu sağlayamadıktan sonra suçu Bursaspor'a kimse atmasın. Yani ya görüyoruz işte bıçaklar, usturalar, taşlar görüyoruz ya. Oyuncuların kafalarına su şişeleri geliyor. Yani illa tatil etmek için hakikaten hakemin kafasına mı gelmesi lazım? Diyarbakır'daki maçta da öyleydi, evet. 2010'da. Evet. Hakemin kafasına geliyor, düştü. Ondan sonra tatil ediyor. Mesela Diyarbakır'daki o zamanki maçta yani o maçın oynanmaması lazımken 12. dakikaya kadar ta ki yardımcı hakemin kafasına taş gelene kadar maça devam etti. Hakemleri insan, futbolcuları yani, insan değil. Onlar her şey olabilir yani. Bu ya olacak iş değil. Yani bunu çok hangi çağdayız artık yani. Bunlardan kurtulmak lazım. Yani Ahmet Sportif de gerçekten sportif bir kulüpse artık bu bölücülükten vazgeçip tamamen sahaya odaklanması lazım. Ama görüyoruz ki ne taraftarı, ne yöneticisi, ne de futbolcusunun derdi futbol oynamak değil. Yani yerde pozisyonda yerde yatan Ertuğrul Kurtuluş'un üzerine tekmeyle basan, ondan sonra yine Berat Altındiş'e yumruk atan oyuncular da görüyorsunuz yani. Olacak iş değil yani. Sportif bir maç bu ya. Yani ne olacak yani? Kan gövgeyi daha da mı götürecek yani? Çıkarsın sahada, çıkarsın, yenersin, olur biter. Aslında bir futbol derdin diyoruz, ne? Bir spor diyoruz ama bu iş gitgide daha da büyüyecek. Şimdi Bursa'daki maçta siz yani nasıl bir önlemler alacaksınız merak ediyorum. Orada alınmayan önlemlerin kat be kat fazlası burada olacağı kesin maalesef. Bir önlem alınır Bursa'da. Yani biliyoruz yani normal maçlarda bile aramaları biliyoruz. O maçta neler olacak Bursa'nın yani. Bursa'nın dışındaki her stadyumda zaten bütün tribünden her yere açıktır. Bursa'da ilk 3 sıra zaten emniyete aittir. İçeri girerken su bile götü sokamazsınız. Evet. Hiçbir şey sokamazsınız. Yani çok kuş uçmayacak Bursa'daki maçta. Bir gerçek yani. Aynı şeyler Bursa'da yaşanmaz. Tarih boyunca da yaşanmamıştır zaten. Hı hı. Yani bir kere zaten onun rövanşı da olmaz. Yani orada yapılan iğrençliklerin rövanşı olmaz. Ama siz buna müsaade etmeyeceksiniz. Devlet olarak müsaade etmeyeceksiniz. Federasyon olarak etmeyeceksiniz. Federasyonun temsilcileri, hakemleri orada buna müsaade etmeyecek. Bakıyorsunuz her şey göz yumuyor. O zaman bu ligde oynamanın bir anlamı yok ki. Abi şöyle tersine düşünelim. Şimdi aynı şeyi Bursa'da yaşanmış olarak farz edelim. Hani taşlar, sopalar falan. Hakikaten ulusal medyada da çok büyük yankı uyandırır. Bazı spor oyuncuları hatta futbol teröristi diye yakıştırmalar da yapabilirdi ki. Yapıldı zaten. Yani geçmiş dönemde. Geçmişte olaylarda da oldu. Ama görüyoruz ki bu çok maçtan yapıldı. Sonra herkesin deli lal olmuş. Işte, yani ulusal medyada da. Yani bu çok bir durum yani. Yapılıyor işte. Önümüzde genel seçim de var. İşte onun için hiçbir siyasi partide bir sesini çıkarmadı mesela bu olaylarla. Yani çok ayıp. Mağdur edilen bir Bursa Spor Kulübü var. Bir futbol maçında istenmeyecek görüntüler ortaya çıkıyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Neden? Herkesin derdi oy. Başka bir şey değil. Ama lanet olsun böyle şey. Yani burada o zaman oynatmayın. Futbol falan oynatmayın. Yani eğer böyle olacaksa bu gencecik çocukların ne günahı var yani. Bursa Spor futbol takımı 2006'lı, 2005'li, 2007'li gencecik çocuklarla bir varoluş mücadelesi veriyor. Siz buna rağmen futbol oynamak yerine futbol dışı olaylarla bu gencecik çocukların psikolojisini bozma adına her şeyi yapıyorsunuz. Şimdi bu çocuklar, şimdi yarın kupa maçı var. Ardından cumartesi günü lig maçı var. Yani nasıl toparlanacaklar, mental olarak da yeniden sahaya dönecekler. Yani bunları da düşünmek lazım. Ey federasyon diyorum. Kesinlikle. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz aslında yine federasyona geliyoruz. Sonuçta futbolun patronu Türkiye'de onlar. Ama bu işe nasıl çare bulunacak? Bak göreceğiz şimdi disiplin hangi şeylerden sevk edilecek? Nasıl cezalar alacaklar? Yani ceza göstermelik cezalar da zaten. Yani Bursa Spor o gencecik çocukların yaşadığı
maruz kaldığı o psikolojik ortamı tabii değiştirmeyecek ki yani. Onlar zaten o zihninde yer etmiş durumda. Ama Sportif'e verilecek cezalardan bundan sonra rakipleri yararlanır. Bursa Spor ne olacak? Bursa Spor... Yani kaldı öyle. Öyle. Yediği taşlarla, yumruklarla kaldı. Bir kıymeti yok. Önemli olan bu çağda artık bu çağ dışı görüntülerin oluşmamasını sağlayacak önlemler alabilmek ve kuralları uygulayabilmek. Kurallar var. Diyor ki bu şartlarda maç oynanamaz. Oynatmayacaksın o zaman ya. Aynen öyle. Başlatmayacaksın. O görüntü yani. Bursa'da da olsa oynatmayacaksın. Ben Diyarbakır'da olduğu için söylemiyorum. Hı hı. Nerede olursa olsun oynatmayacaksın. Bir kural koyuyorsanız hani sadece bir kulüp için geçerli olmamalı. Kesinlikle. O yani. Kurallar Bursa'da başka, Diyarbakır'da başka uygulanırsa Bursa Spor taraftarının, Bursalıların tepkisi de normaldir yani. Gösterilen tepkiyi gösterecekler. Normal. Kesinlikle. Daha ne olsun yani? Maalesef bu olayların yaşanmamasını istiyoruz tabii ki ama maalesef yaşanan süreç bunları itiyor ne yazık ki Türk futbolunu. Aslında Türk futbolunun tamamen resetlenmesi gerekiyor. Orası ayrı bir konu ama. İşte milli takımımızın durumu ortada. Yani orası ayrı bir şey zaten. Lüksemburg'la beraber kalıp Faroe Adaları'na yenilen bir milli takıma geri döndük. Yani olacak iş değil. Yani Futbol Federasyonu gerçekten Türk futbolunu ileri mi götürüyor, geri mi götürüyor? Her şey ortada. Organizasyonlar rezalet. Hı hı. Milli takıma bakıyorsun. Orası da yine çöküş başladı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Kesinlikle öyle. Ya biraz futbolu da tabii bu zaten Türkiye'de futbolun seviyesi ortada. Daha da tabii ki seviyeyi düşürüyor. Dışarıdan görüntüleri de yani dışarıdan görünen şey de daha da imajı azalıyor diyebiliriz Türk futbolu adına. Bursa Spor yarın Türkiye Kupası maçına çıkıyor. Sinop Bal ekibi Boyabat 1868 ile. Gerçekten Bursa Spor için ilk defa karşılaşacağı rakiplerden biri Boyabat. Evet, 1868 yani, Bal'da oynuyor. Yine zaten genç ağırlıklı bir kadroyla oynuyor yani Bursa Spor Ligi'de. Gençlerin oynayacağını düşünüyorum Tahsin Hoca'nın. Yani çünkü gerçekten teknik direktör Tahsin Tam'ın elinde çok iyi bir oyuncu grubu var da yani çok alternatifli bir grup yok. Evet. Ya ancak 11 ilk 11 çıkarabilen bir kadro var. İşte 5-6 da oyuna sokabileceği yedek var. Yani şimdi Ahmet Sportif maçında oynayan oyuncuların büyük bölümünün oynamasını beklemiyorum ki bence de oynamaması ki lazım. Cumartesi de maç var. Zaten son çarşamba bir daha maç yani var. U19 takımından, U17 takımından takviyeli bir bol yedekli bir takımın sahada olmasını bekliyorum ki normal. Çünkü Bursa Spor'un özel hedefi kupa olmamalı. Yani geniş kadronuz olur. Elinizde 20-25 tane ilk 11'de oynatabileceğiniz alternatifli kadronuz olur o zaman tamam ama ilk 11'i zor çıkardığınız bir ortamda bir de kupayla uğraşılamaz. Ama tabii ki sahaya çıkacak olan o gencecik çocuklara kendilerini göstermek için o Bursa Spor arması kesinlikle için ellerinden geleni yapacaklardır. Biliyorsun Timsah Park'ta zemin çalışması var. Bu nedenle maç Karacabey Mustafa Fehmi Gerçek Ers Stadında oynanacak. Yarın akşam saat 8'de. Ama A Spor verecek işte. Yani bu maçı verecek en azından. Ama gençler için de artı bir motivasyon olacağını düşünüyorum. Yani, ulusal kanaldan belki de birçok insan seyredecek o maçı bir yani. Bir de gençler için şöyle bir motivasyon kaynağı. A takım için hocam biz de buradayız. Evet. O havuzda biz de varız demek için. Bunu göstermek için. Yani teknik direktör Tahsin Tam'a hocam biz de buradayız. Forma verdiğinizde bunları yapıyoruz demek için güzel bir fırsat. Yani sonuç ne olursa olsun. Yani güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum ben. Kupa dediğim gibi bu yıl amaç olmamalı Bursa Spor için. En azından devre arasına kadar. Çünkü görünen o ki devre arasına kadar zaten transfer dönemi kapalı olduğu için transfer tahtasının açılmasına dönük çalışmalar bence artık çok fazla bir şekilde yoğunlaştırılmalı ve bu tahta da devre arasında açılmalı. Bursa şehri Diyarbakır'da yaşananların bir daha tekrarlanmaması için bir an önce Bursa Spor'a el atmalı. Gereken desteği vermeli. Şu transfer tahtası açılıp kadroya 5-6 takviye yapılıp Bursa Spor'un bir an önce hak ettiği üst liglere yani Süper Lig'e doğru yolculuğu başlamalı. Artık Bursa şehri uyanmalı. Yani bu takım bu kadar yalnız bırakılmayı hak etmiyor. Yani rahmetli İbrahim Yazıcı Başkan'ın kemikleri sızlıyordur ya. Yani şampiyonluk yaşamasını 12 yıl önce geldiğimiz noktaya bakar mısın ya? Yani bu şampiyonluk senesinde herkes
rüzgar hava yapıyordu. Ben söyleyeyim, Avrupa'ya gidiyorum, Bursa Spor'u konuşuyorum, işte şöyle anlatıyorlar, böyle anlatıyorlar diyordunuz. Bursa Spor şampiyon şehirden geliyorum diyorsunuz. O zaman şimdi de el atın bir zahmet ya. Ha, Furkan Banaz Başkan şunu da söyledi. Varsa dedi, babayı çıksın dedi. Daha yapacaksa, koyuyorsa. Bırakalım dedi. Yani bir kesime bakıyorum istifa diyor. Ya neden istifa etsin yönetim? Çıksın. Yani bugünkü şartlarda... Varsa aday projesi, parası varsa gelsin tabii ki. İstifaya yani gerek yok. Çıkarsınız ekibinizle kamuoyunun karşısına. Planımız, projemiz bu. Şunları bunları yapacağız dersiniz. Kamuoyu zaten size destek verdiği an kongre kararı da alınır. Hatta o gün başlarsınız çalışmaya. Yani önünüzü açarlar sizin bu mevcut yönetim. Ama ortada aday önce bir kongre kararı alın, sonra bakarız. Olmaz kardeşim. Bursa Spor'un kaybedecek bir günü yok. Yani bu yönetimde kongre kararı alırsa belki yarın öbür gün deplasmana gidecek duruma gidemez Bursa Spor. Onun kim vebalini kim ödeyecek? Ya abi söylemek çok kolay geliyor tabii insanlara böyle ama yani hakikaten yönetimin yanlışları yok mu? Var kesinlikle var. Yani bu yönetim, kesinlikle var yani. Bu yönetimin ama yanlışları bence çok ağır kalıyorlar. Yani yaptıklarını iyi anlatamıyorlar. Hı hı. Ha belki güzel bir şeyler de yapmak istiyorlar da fazla dillendirmek istemiyorlar. O da onların dezavantajı. Neden? Çünkü 200 milyon lirayı aşan bir transfer tahta borcu var. Yüzlerce icra dosyası var. Bankalar şunu yapacağım dediğinizde hemen kapınıza, hemen üzerinize geliyorlar. Bütün banka hesaplarınıza haciz koyduruyorlar. Yani gırtlağına sarılmış herkes Bursa Spor'un. Yani şu an mevcut yönetim nefes almaya çalışıyor. Bursa Spor'u yaşatmaya çalışıyor. Onun için 13 kişilik yönetimin üzerine bırakılamaz. Ya da sadece Büyükşehir Belediyesi'nin üstlerine bırakılamaz Bursa Spor. Ama abi Bursa'dan bahsediyoruz ya. Bu kent 3 milyonluk, 3,5 milyonluk kentten bahsediyoruz. Bursa Spor'u birkaç gün içerisinde düzlüğe çıkarır. Çünkü milyar dolarlık ihracatı olan bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biri. İhracat şampiyonu şehir. Yani yeter ki Bursa Spor için bir şeyler yapılmak istensin. Her şey yapılır bu şehirde. Ama artık yeter. Lütfen Bursa Spor'dan bugüne kadar alanlar bir şeyler de Bursa Spor'a versin. Artık laf değil, biraz icraat görmek icraat lazım. Zamanı. Hakikaten görmek lazım yani. Gerçi biz Bursa'da ki maçlarda maalesef protokolü göremiyoruz. Diyarbakır'da da hani belki bir şeyler olur diye yönetim de davet etmiş olmamış. Yani daha önemli gündemleri var demek ki şehirde. Umarız onlar yeniden seçim gelmeden Bursa Spor'un değerini anlarlar ki taraftarlar da zaten siyasilere özellikle sosyal medyada çok yükleniyorlar. Umarız yeniden yüzlerine Bursa Spor'a dönerler. Yani bu milletin vekiliyseler, belediye başkanı iseler yeniden Bursa Spor'a yüzlerini dönerler diye düşünüyorum. İnşallah. Valla Bursa Spor'a yani yüzlerini dönmeyenle Bursa şehri de onlara sırtını dönecektir. Yani önümüzdeki yani süreç öyle bir süreç. Yani çünkü insanların içi yanıyor ya. Yani sen Bursa Spor tarihi boyunca bu kadar sahipsiz bırakılmamıştır. Kimse ilgilenmiyor Bursa Spor'la. Yani 13 tane yönetici ne yapabilir? Yapabilecekleri sınırlı tabii ki. Taraftarın da gücü bir yere kadar. Yani taraftar ne yapsın daha? Daha ne yapsın yani? Maça gidiyor, takımı destekliyor. İç sahada iki maç oynandı. Süper Lig'de olmayan taraftar sayısına ulaşıyorsun. Ürün alıyor bu şampiyonluktan beri. Mesela forma rekoru kırıldı yani. Yani üstünde düşeni de yapıyor taraftar. Abi son olarak Erokspor maçını da değerlendirelim. Yarın kupa maçı var. Ardından cumartesi saat 19'da Erokspor'la oynayacak Bursa Spor Timsah Park'ta. O da zor bir maç olacaktır. Onlar da hoca değişikliğine gitti. Ya Bursa Spor için Emre'cim her maç zor bu sezon. Çünkü gerçekten genç oyuncularla mücadele ediyor takım. Daha birbiriyle altyapıda bile birlikte oynamamış futbolcular. Evet, aşağıda bile oynamadı. A takım formasıyla profesyonel ligde mücadele ediyor. Yani ve taraftarın 15 bin, 20 bin taraftarın önüne çıkıyorlar bu insanlar. Bu gencecik çocuklar. Yani daha önce top toplayıcı olarak saha kenarında bulunan çocuklar şu an Bursa Spor'un A takım formasıyla o yeşil zeminde Bursa Spor'un armasıyla koşuyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Yani üzerlerindeki sorumluluğu, o yükün ağırlığını omuzlarındaki. Onun için özellikle iç sahayla ilgili düşüncem şu. Güzel bir seri oldu. İki maçta taraftarın müthiş desteğiyle iki galibiyet geldi. Bu serinin Erokspor maçıyla da devam etmesi. Umarım
Bu travmadan taraftarın yine vereceği o iyi bir destekle çabuk doldururlarsa atlatırlar ve takım Erokspor maçıyla beraber yeniden o geleneği, kazanma geleneğini, alışkanlığını sürdürüp ligin en azından ilk yarısını orta sıralarda bitirir. Ki bu çok önemli. Devre arasında dediğim gibi transfer tahtasının açılması için, bu takıma takviye yapılması için Bursa şehri artık valisiyle, belediye başkanıyla, sanayicisiyle, iş adamıyla, esnafıyla, taraftarıyla bir bütün olarak bu işe el atması lazım. Umarım öyle olur. Güzel düşüncelerin için, yorumların için teşekkür ederim. Başka Bursa Spor yok. Yani Bursa bir tanesi. Bursa Spor da bir tane. Herkes elinden geldiğince destek olursa Bursa Spor'da layık olduğu yerlere ayağa kalkacağız inşallah. Devam eder. İnşallah. Çok teşekkür ederim abi yorumların için. Evet değerli izleyenler, Bursa Spor'daki son gelişmeleri konuştuk. Yeniden hatırlatalım. Yeşil Beyazlar yarın saat 20'de Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda Türkiye Kupası ikinci tur maçında Boyabat 1868'i konuk edecek. Maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ligde ise Yeşil Beyazlar cumartesi günü saat 19'da Timsah Park'ta Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra programımızı kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mutlu günler dileriz.